O verici sesi var değil mi? Daha dedim elektrik yok, bir sinyal yok. Nereden? Evet, Tokat inşaat havaalanı inşaat alanındayız. İnşaatımızda hummalı bir çalışma devam ediyor. Havaalanımızı kısa bir süre içerisinde hizmete alacağız. 26 Aralık itibariyle inşaatımızın tamamen biteceğini öngörüyoruz. 8 Ocak'ta da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle havaalanımızı açacağız. Hemşehrilerimizin hizmetine, ülkemizin hizmetine sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Tokat Havaalanı'nı bize kazandırdığı için, ülkemize kazandırdığı için. 8 Ocak'ta da İstanbul'dan Sayın Cumhurbaşkanımızı Tokatlılar büyük bir kalabalıkla, coşkuyla Tokat'a yolcu edecek. Burada da büyük bir coşkuyla Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayıp havaalanımızı hizmete almış olacağız. Havaalanımız 2700 metre pist uzunluğu, 60 metre pist genişliği ile uluslararası bütün standartları karşılayan bir havalimanı. Hudut kapısı özelliği de olacak. Gümrüklerin kurulması ile birlikte uluslararası uçuşlara da her türlü uçuşa en büyük uçakların da inip kalkabileceği bir şekilde dizayn edildi. Kargo uçaklarının da inip kalkacağı şekilde dizayn edildi. İnşallah havaalanımızın hizmete girmesi Tokat'ı her alanda uçuşa geçirecek. Tarımda, sanayide, turizmde, kültür alanında, eğitim yatırımlarında Tokat'ın önümüzdeki günlere daha umutla bakmasını sağlayacak. Toplam maliyeti ne kadar oldu Sayın Bey? Havaalanımızın maliyeti 550 milyon liranın üzerinde oldu. Kamulaştırmayla beraber, yapım ihalesiyle beraber 550 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleşti. Ciddi bir yatırım. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.